Evet. Bekledik. Bayağı bekledik efendim. Abi yemek yerken bekledik. Rahatsız etmiyor beni. Yemeğin bitsin diye seni bekledik. Nasılsınız? İyi vallahi, siz nasılsınız? Merhaba, selam. Nasılsınız? Afiyet olsun diyelim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor efendim? Vallahi güzel. Bir 10 günlük konser tatilim var. Dün akşam konser verdim. Çok güzel. İşte kendimi spora veririm diye düşünüyorum bu 10 günde. 10 günde bol bol spor yapacaksınız. Çünkü yüksek kondisyon istiyor benim sahnem. Ben de her boşluğu sporla değerlendiriyorum. Biz sizin bu kadar çok böyle sporla haşır neşir olduğunuzu açıkçası bilmiyorduk. Yıllardır yaparım ben ama yeni birkaç senedir çok yoğun yapıyorum. Seviyorum da. Vallahi ne? İnsan yapınca seviyormuş. Ne çalışıyorsunuz zaten? Ne yapıyorsunuz? Böyle yani, kardiyo mu, ne ağırlıklı çalışıyorsunuz? Fitness çalışıyorum. Fitness. Yani bütün vücudu çalıştırmak üzerine sahnede rahat edeyim diye yaptığım bir şey. Hı. Sahnenin avantajı var. İnsanı avantajı spora yönlendiriyor. Sahne iyi bir şey yani. Şey, six pack baklavalar yapıyor musunuz? Var mı efendim? Yani görüntüye yönelik değil, anladım. Kondisyona yönelik çalışıyorum. Malum hani günümüzde o var ya, baklavaları göstermek ya, falan. Yani öyle onu başkaları yapsın. Ben kondisyonum yüksek olsun istiyorum. Tatilde neler yapacaksınız Selman Bey? Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Hiçbir yere gitmem ben. İstanbul'da olacaksınız sanırım. Yani ben sevmiyorum tatili. Buradayım. Görüyorsunuz beni zaten. Her gün burada yakalıyorsunuz. Ben kafelerde yaşıyorum. Genelde insanlar sahneler efendim. Yeni yerler görmeye, yeni kültürler tatmaya. Ben yok öyle şeyler ya. Yurt dışı özellikle. Yok, ben mahallemden memnunum. Mahallede takılıyorum. Köy gibi takılıyorum. Burada. Cihangir'desiniz. Evet, Cihangir köyünde takılıyorum. Muhtar adayı olmayı düşünür müydünüz? Yani çok popüler de bir isim siz nezledeniz. Adayınız düşündünüz mü böyle bir şey? Çok iyi fikirmiş. Evet, ileride yaparım. Olabilir değil mi efendim? İnşallah. Neden olmasın? Görüşürüz ya. Efendim şöyle söyleyeceksiniz. Günler takıntılı bir ayağınızın peşinde olduğu şeklinde haberler çıktı. Evet, öyle bir şey vardı. Daha evvelden hatta şoförümü de darbeler aldı şoförüm. Böyle arada bir oluyor. Kızmıyorum da öyle insanlara. Takıntılı hayran demeyin. Bir takım deliler. Anladım. Biri ünlülere takıyorlar kendi kafalarında. Takıntılı hayran diye yaklaşmayacaksın ona. Yani üzülüyorum da tabii öyle. Yani mahkemelere vermiyor öyle insanları. Elinde sonunda onlar isteyerek yapmıyorlar. Deliler bunlar. Hiç denk geldiniz mi efendim insanlarla? Evet, evet. Yani hani böyle yakın temizle İnsan da ödüm atlıyor valla. Ne oldu mesela bir karşılaştığınızda? Bir şey oldu mu? Detaylar anlatmayayım. Yani hoş bir şey değil. Ayrıca da dediğim gibi ben öyle insanlara kızmıyorum. Üzülüyorum onlar için. Tedirgin oluyor musunuz efendim? Tedirgin oluyorum tabii. Tedirgin oluyorum ama dediğim gibi yani onlar isteyerek yapmıyorlar ki, deliler. Akıl hastası. Yani kızmıyoruz ama yine de mahkemeye veriyoruz. Korkuyoruz diye. Bayan değil mi efendim bu şikayetçi olduğunuz evet, insanlar? Evet. Onlar hiç çok böyle takıntılı demiyor. Hani dediniz ya, hani bu tip böyle eve kadar gelen daha önceden oluyor muydu? Daha bu evvel kadın de oluyordu. Yani bu rahatsız etme boyutuna gelen. Çok ünlünün başına gelen bir şey. Onlar kendilerine göre bir hayal dünyasında bir şeyler kuruyorlar kendi kafalarında ünlülere dair. Dediğim gibi üzüldüğüm konular onlar benim. Kızmıyorum onlara. Üzülüyorum sadece onlar için. Peki efendim. Peki son olarak bakın. Aşk Doktoru filminde 17 yıl sonra dizisinde Halit evet. Bey ile Halit Ergenç'le rol aldık. Halit'le oynadık. Ben aslında çok hevesli değilim o işlere. Yani uzun sürüyor setler falan. Ben öyle çok çalışkan birisi değilim. 7-8 saat çalışacak günde. Öyle birisi değilim. Ama senarist ve yönetmen arkadaşım da onlar ısrar etti. Hadi gel dediler, biz seni çok yormayız. Öyle bir şarkı söylüyor musunuz dizinin müziğini? Söylemiyorum. Yok. Yani biraz romantik komedi gibi bir şey. Orada bir yardımcı oyuncuyum. Çok önemli bir rolüm yok aslında. Bir bölümde oynuyorum Siz sadece. Siz oyunculuğu pek sevmediniz değil mi? Hani yıllar önce bunlar 15-20 yıl önce denemeleriniz olmuştu. O zamanlar çok olmuştu. Eğleniyordum. Sinan Çetin'le yapıyordum. Sinan Bey, evet. Sinan benim yakın arkadaşımdı. Sette film çektiğimizi bile anlamıyorduk. Eğleniyorduk sadece. Ben açıkçası çok ciddiye almıyordum o şeyi, hala da almıyorum. Israr oldu diye yapıyorum. Fedakarlık isyanı meslek, gecesi gündüzü yok, çok hani zamandan alıyor, insanların yani hayatından çalan bir... Yani ona hayatını vermiş insanların yapması lazım. Yani sıradan insanın yapacağı bir şey değil. Yani onu bir varoluş şeyi hissedecek ki oyuncu orada olmaktan mutlu olsun. Benim öyle bir şeyim yok. Şeyi de soralım efendim. Bu hani hayranlar deyince aklımıza geldi şimdi. Bazen kimi zaman konserlerde
ünlü isimlere bazen sahnelere bir takım şeyler fırlatıyorlar. Çakmak fırlatan, işte iç çamaşırı fırlatan bir takım böyle şeyler. Bana elden veriyorlar telefon. Artık gençler. Yani genelde yüzüklerini, işte bileklerini falan veriyorlar. O hayranla sanatçı arasında sahneye telefon atan da oluyormuş biliyoruz son dönemde. O kadarını bilemem. Yani bende daha makul şeyler oluyor. Genelde bu tip hatıralar veriyorlar. Evet, evet. Peki, teşekkür ederiz. Saygılar, sağ olun.